Evet Havva Hocam, şu anda sizin bu yıl başından itibaren çok emek verdiğinizi bildiğimiz başka bir mekandayız. Herkesin tahmin edeceği gibi arkadaki güzel mimari yapılardan ve bu sütunlardan sütunlu yoldayız hocam. Bize biraz burası hakkında ve bu yıl yaptığınız çalışmalarda burada neler yapıldı bir bilgi verebilir misiniz lütfen? 2020 yılı kapsamında ilk ele attığımız alanlardan bir tanesi Sütunlu Caddemizdi. Aslında biz buraya Liman Caddesi diyoruz. Çünkü kenti limana bağlayan caddemiz bu. Burada daha önceden de yoğun konservasyon ve restorasyon çalışmalarımız vardı. Ancak bu sene eksik kalan sütunlarımızı tamamladık. Yerine yenilerini diktik. Son dönem kazılarında tekrar ortaya çıkmış olan. Böyle bir çabamız oldu. Caddemizin en önemli özelliği ve belki de güzelliği aslında bu anlamda tektonik bir çökme nedeniyle limanımız su altında. Onun beraberinde getirdiği su yükselmesi oluyor. 2 gündür yağan yağışlar nedeniyle hemen 3 metreye kadar fark etti. Artmış gene. Ocak-Şubat aylarında şu bulunduğumuz alanlar da dahil neredeyse ana girişe kadar bu cadde su altında kalıyor. Bu caddenin tabii başka örnekleri çok fazla Anadolu'da her yerde var ama bir önemli özelliği var. Belki onu da hani yerinde göstererek tanımlayabilirim. O zaman devam edelim hocam. Birlikte Tamam. siz hem anlatın hem göstereyim ben de izleyicilerimize. Bu yolun döşemelerinin altında ortadan bir kanalizasyon geçiyor. O kanalizasyonun uzantısını üst kotlardan gelen bağlantılarından da biliyoruz. Şimdi şurada belki şu hatta, şu Evet, çizgiye, buradan. yerdeki taşlardaki şu eğik giden çizgiye dikkat etmek gerekiyor. Burada Patara'nın antik dönemdeki kent planlamasında yapılan çok radikal bir değişikliği gözlemleme şansına sahibiz. Çünkü bu eğik giden aks aslında kent kapısına doğru yönleniyor ve bu kentin bütün dönemler için ana aksı. Ancak muhtemelen İmparator Trajan döneminde nedenini bilemiyoruz henüz bu değişikliğin. Bu aksı değiştiriyorlar. Liman istikametini daha kuzeye doğru çekiyorlar ve caddenin döşemesini de bu tarafa yönlendirerek başka bir ana aks oluşturuyorlar. Bu kent planlamamız açısından hakikaten çok değerli bir veri Önemli bizim ve için. değerli bir bilgi, evet. Ve döşeme taşlarında da bunu okuyor olabilmemiz, yani erken aksı ve düzeltilmiş olan aksı birlikte okuyor olmamız son derece kıymetli. Bunun doğu tarafındaki Liman Caddesi'nin önemli yapılar arasında olan örneğin Nero dönemi hamamı eski ana aksa paralel konumlandırılırken Merkez Hamam diye şimdilik adlandırıldığımız ve henüz kazmadığımız diğer hamam yapısı da Roma dönemindeki değiştirilen Hemen aksa paralel sütunların olarak arkasından oluşturuyor. bahsediyoruz, değil mi hocam? Sütunların arkasındaki Evet. kalıntımız. Evet, onu şimdilik Merkez Hamam diye tanımladık. Merkez Hamam. Tabii bir liman kentinde en fazla sayıda olması gereken yapıların başında geliyor hamamlar. Bizde de 5 hamam var. Hatta geç olanları, küçük olanları olan birini de katarsak 6 bile diyebiliriz buna. Çünkü denizciler geliyorlar buraya ve bildiğiniz gibi gemilerden iner inmez mutlaka bir yıkanma, arınma ihtiyacı var onların. Hemen liman kenarında bir hamamımız var. Nero döneminde yapılmış hamamımız var. Böyle önemli hamam yapıları var. Bu da kentin dışarıdan gelen ziyaretçi sayısıyla doğru orantılı. Bir de Kesinlikle. hamamlar antik dönemde biliyorsunuz sosyal mekanlar, gimnazyumlar yanında, palestralar yanlarında. Orada insanlar aynı zamanda sohbet ediyorlar, aynı zamanda Sosyalleşiyorlar. biraz yiyorlar, içiyorlar. Böyle bir sosyal mekan olarak kullanılıyor.